Çarpıntıyla doktor olan hastalarımız çok iyi bilirler. Çarpıntı olur, çok kısa sürer ve o sırada hastaneye gitme şansı yoktur, yakalanamaz. Bize geldiğinizde biz size bir cihaz veririz. O cihazı takarsınız vücudunuza, 24 saat kalır. 24 saat boyunca ritminizi takip eder. Ertesi gün biz onu bilgisayar analiz ederiz, bakarız hiçbir şey yok deriz. Hastalarımız da derler ki çok sıklıkla, evet taktım bunu 24 saat ama bugün olmadı hocam, çıkardım 3 saat sonra çarpıntım gene oldu. İşte böyle durumlarda daha uzun süreli bir ritim takip cihazına ihtiyaç vardı ve sonunda bu da oldu. Hemen cihazımızı göğsünüze koyuyorsunuz ve 2 dakika boyunca o çarpıntının kaydını alıyorsunuz. 30 saniye sonra bu kayıt benim cep telefonuma geliyor. Hemen bakıyorum, ritim bozukluğunu tespit ediyorum, sizi arıyorum, lütfen gelin şöyle yapalım, böyle yapalım. 10 gün boyunca, 15 gün boyunca 2 dakikalık bile gelse o sırada bu cihazla bunu yakaladığımız için kesin tanıyı koyma şansımız oluyor. Başka avantajları var mı bu cihazın derseniz, mutlaka var. Bir, üzerinize yapışan filelerle, cihazlarla dolaşmıyorsunuz. Çantanızda gezdiriyorsunuz bunu. Böylece günlük işlerinizi aksatmıyor. Spor yapabiliyorsunuz. Banyo yapabiliyorsunuz. Hayat kalitenizi düşürmüyor. Ama uzun süreli bir takip süresince tanı olasılığını yükseltiyor. Hastamız bize çarpıntı şikayetiyle gelmişti. Kendisine cihazı verdik. 10 gün kalmasını istedik. Son gün 10 günlük kayıtları aldı ama son gün gerçekten bize anlattığı şikayet oldu ve o sırada kaydı alıp gönderdi. Bakın bize gelen kayıt. Kalp hızı burada çok hızlanmış. 150'lere çıkmış. Ve bu yaklaşık 1 dakika boyunca devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Sonra bir anda kesiliyor ve normal ritme, aşağıdaki daha düşük hızdaki ritme dönüyor. 150'den 75'e düşüyor kalp hızı. 10 gün boyunca takip ettik ve sadece bir 2 dakika içinde bunu yakalayarak hastadaki ritim bozukluğunun tanısını koymuş olduk. Aslında bu bir devrim. Mobil sağlık, yani hastaneye, acil servislere bağımlı kalmadan, gecenin 3'ünde hastaneye gitmenize gerek kalmadan şikayetinizi 2,5 dakika içinde doktorunuza iletiyorsunuz. Hem de tanı koyabilme olasılığıyla.